Nisan bir gün beden eğitimi dersinde seçilmiş çocuk dedi anne dedi ben spora dedi başladım dedi seçildim de öğretmenim seçti dedi. Neyse bu gitti birkaç gün bayağı bir süreç gitti. Sonra babasıyla dedik bu ne biçim bir şey dedik bu adını bile söyleyemiyoruz. Ya dedim ben göndermeyeceğim dedim bunu hani böyle bir şey mi olur? Spor yani spor ne? Yani bizim kendi görüşümüzde bilmiyoruz da böyle bir şeyi. Sonra Çağatay Hoca işte gel bakayım bir görüşelim dedi. Anneni çağır dedi. Anne dedi seni çağırıyor dedi. Neslihan gittik. Konuştuk dedik ki ne? Göreceksin dedi. İleride dedi bu çok büyük olacak dedi. Parmağıyla gösterecek bir kişi olacak. Büyük adam olacak. Böyle dedi. Beni kandırıyor dedim ya. Böyle bir şey mi olur dedim. Hani ben duymamışım. Hiç böyle spordan bir ünlü bir şey duymadım hani kız çocuğundan. Badminton 9 yaşında başladım. Tabii o zamanlar böyle spesifik olarak badminton tam olarak neydi, nasıl oynanırdı bilmiyordum. Sadece bir gün Çağatay Hoca geldi salona, okula daha doğrusu, seçmeler yaptı. O gün badminton hayatıma girdi. Dediğim gibi tam olarak neydi bilmiyorum. Sadece şunu çok net hatırlıyorum. Ertesi gün antrenman vardı 9'da. Servisi kaçırmamak için sabah 7'de evden koşarak çıkmıştım. Annem peşimde elinde börek ve meyve suyu kızım nereye gidiyorsun diye. Küçükken de çok istekli, sevecen, gerçekten başarma hırsı olan bir sporcuydu. Başarma azmi olan bir sporcuydu. Fakat bu yıllar içinde artarak devam etti. Yani küçükken gerçekten onun iyi bir sporcu olacağı belliydi. Ama belli bir yaştan sonra daha fazla sorumluluk almaya ve işini daha bilinçli yapmaya, daha çok çalışmaya, özel yaşantısına daha dikkat etmeye ve fedakarlık yapmaya başladı. Yazık ki ülkemizde kız çocuklarının tek başına başka bir yere gönderilmesi her zaman bir abes bir durum olmuştur. Ben de seçildim okuldayken. Götürece başka ile gidecektik. Abim dedi ki ne kız çocuğu dedi hiçbir yere gidemez dedi. Otur oturduğun yerde. Zaten başka okula da gidemedim yani. Öyle bir anlayış vardı. Ama Nesan şu anda maşallah her yere gidebilir. Erkekler de ya kızlar da yapabiliyor yani. Genelde komşularımız şunu derdi, ben artık böyle il dışına çıkmaya başladığımda, daha yurt dışına gitmediğim zamanlar, ya bu kız çocuğunu her gün nereye gönderiyorsunuz? Ben de antrenmana giderken, annem de hep şey derdi, gitsin işte o zaman çok hiperaktiftim, işte enerjisini atsın. Hep bu yönde desteklerdi, babam da dahil. Tabii ki de buradaki en büyük adım Çağatay Hoca'dan aslında. Onun bana ve aileme verdiği güvenden ötürü şu an bu noktadayız. Çünkü Çağatay Hoca her zaman arkamda durdu. Ailemi bu başarıya inandırdı. Daha iyisini yapabileceğime inandırdı. Ve onlar da Çağatay Hoca'ya sonsuz güvendiği için aslında bir ekip işi bu. Ve şu an bu noktadayız. Badmintoncular arasında en genç sporcuydu 2012 olimpiyatlarına katılan. Henüz lisede okuyordu, lise öğrencisiydi. Türkiye kafilesinin içerisindeki tüm branşlar içinde de en genç sporcuydu. Dolayısıyla orası bizim hem aşırı heyecanlı olduğumuz bir yerdi, ben de dahil. Çünkü ilk defa olimpiyatlara badmintonda katılıyorduk. Hem de sporcumuz çok gençti. Rakiplerinin tecrübesinin yanında sporcumuzun tecrübesinin sözü bile olmazdı yani. Gururlanır insan hep kim olursa evlat için. Anne çok iyiydi yani çalışkandı her yönüyle yani. Hele 2012'de olimpiyatlara gitmesi bizim için gurur vericiydi.
Çünkü badminton'da ilk giden Neslihan Yiğit'ti. İlk katıldığımda, ilk sahaya çıktığımda sadece Çağatay Hoca'ya şunu söylemiştim. Hocam nasıl oynayacağım? Çünkü inanılmaz bir ambiyans, büyük bir salon, seyircilerin coşkusu. Elim ayağıma dolaşmıştı açıkçası. Çok heyecanlıydım. Badminton gerçekten oynaması zevkli bir spor ama antrenman boyutu gerçekten zorlu. Çağatay Hoca'yla çalışmak gerçekten zor çünkü çok disiplinli ve her zaman bizi zorluyor. Şu an zorladığım noktayı basit, yani artık alıştığımı gördüğü takdirde daha iyisini yapmamı bekliyor. Çünkü antrenmanlarda bazen şu duruma düşüyoruz ister istemez, yani bunu yaşamak istemiyoruz ama tartışıyoruz. Bazen diyorum hocam yeter. Ağlıyorum ama Çağatay Hoca tabii ki de hiçbir zaman beni bu konuda dinlemeyip Neslihan bunu yapmak zorundasın. Hedefin eğer ilk olsa bunu yapmadan oraya ulaşamayız. Hep bunu inandırdığı için ben de mecburen yapmak zorunda kaldım. Tabii ki de yaparken zevk alıyorum. Şundan çok eminim ki Neslihan bir yıl, iki yıl sonra çok daha farklı yerde olacak. Eğer bir gün sürekli karşılaşıyoruz, bir gün tekrar röportaj yaptığımızda bunu hatırlatacağım. Gerçekten bir yıl sonra Neslihan'ın çok daha iyi yerde olacağını düşünüyorum. Çünkü son zamandaki gelişmesi o başlangıçtaki gelişmesinden çok daha hızlı gelişim gösteriyor. Bugün dünyadaki son oynadığı sporcular bir tanesi son dünya şampiyonu Hindistanlı Sindhu, bir tanesi son olimpiyat şampiyonu Karolin. Maçlarına bakın kafa kafaya gitti. Yani kimin yeneceği belli olmayan, rakibinin telaşlandığı maçlar oldu. Ben çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha da yaşı buna müsait. Badminton benim artık bir hayatım, yani yaşam tarzım aslında. Yani genelde hayatımızı yaşarız derler ya, ben artık merkeze badmintonu koymuşum. Badmintona göre hayatımın aslında olayları, badmintona göre hayatımı yaşıyorum aslında. Yani çünkü yarın ne yapacağımı, ne yiyeceğimi bir gün öncesinden planlamak zorunda kalıyorum. Anlık olayları açıkçası sevmiyorum. Şu an hemen şu çıktı, şunu yapalım Neslihan veya arkadaşlarım çağırdı, hadi buluşalım Neslihan. Bunlar hayatımda olmuyor ne yazık ki. Çünkü her şey çok öncesinden planlı olduğu için araya ekstra bir şey girmesi hoşuma gitmiyor. Bu yıl işler çok farklı. Kısa bir süre önce Avrupa'da derece yapmış ve son olimpiyat şampiyonu rakibiyle yani finalde yaptığı maçta başa baş oynamış bir sporcu ve geçen yılların tecrübesiyle bu olimpiyatlara gidiyor. Daha önceden olimpiyatlara katılmak hedefken şimdi orada ülkemiz adına ne yapabiliriz'in peşindeyiz. Nasıl madalya alabiliriz, nasıl daha üst sıralara çıkabiliriz. Bunu hedefleyerek gidiyoruz. Artık katılmaktan ziyade madalya hedefi çok büyüttük. Ablam, ben anneannem gitmiştik. Bir de teyzem vardı. Birinci testte teyzem kazandı. İkinci testte de teyzem kazandı. Sonrasında her hava pişlep patlatmışlardı. Biz de hava pişlepi topluyorduk, atıyorduk havaya. Sonunda herkes gelip resim çekilmiştik. Tabela vardı birinci, ikinci, üçüncü diye. Sonra birden bir tane abi kutu getirdi. Açtı onu, madalya çıktı. Oraya çıkıp tamamen bu ortamın keyfini çıkarmak istedim. En azından
en iyilerle nasıl oynadığımı hem kendim hem başkalarına göstermek istedim. Mücadeleye bakarsak aslında ilk set çok iyi oynadığımı düşünüyorum. İkinci set ise çok fazla out'la oynadım. Böyle bir rakibiniz varsa bu kadar çok out'la atma şansımız yok zaten. Ne yazık ki ikinci set için çok mutlu değilim. Ama genel olarak burada olmaktan, yarışmaktan, verdiğim mücadeleden dolayı mutluyum. Umarım diğer maçlarda, bir sonraki olimpiyatta ise hedeflerimizi daha yükseğe koyabiliriz. Thank you.